Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri, özlemişim sizlerle halka açık yayınlar yapmayı. Genelde biliyorsunuz benim yorumlarıma ulaşmak isteyenler katıl üzerinden haftalık piyasa yorumlarımı izliyorlar. Aynı zamanda arada böyle tabii stüdyodan yayınlar yapıyorum şimdi. Konuklu yayınlarım da devam ediyor. Ama nedense yine böyle tek başıma ve herkese açık bir yayın yapmamıştım. Şimdi bugün neden sizin karşınızdayım? Şöyle, o kadar çok sizlerden ben de çok fazla vakit bulamadım ama çok soru gelen bir konuyu bugünkü YouTube yayınında neticelendiriyor olacağız. Can kulağıyla beni dinleyin. Sosyal medyamda bir duyurusunu yapmıştım. Instagram'dan beni takip edenler ekonomide alt çizgi Saadet Instagram hesabım. Bakarsanız bana farklı kanallardan direkt YouTube üzerine ulaşıp ilk defa zaten beni keşfetmiş olabilirsiniz. Çok büyük kayıptasınız ama olsun, bu videoya denk geldiyseniz gene de Allah'ın şanslı kulusunuz. Çünkü gerçekten ben bu YouTube kaydında size özel ve böyle herkesine birazcık burun kıvırdığı ama aslında çok da ciddi bir getirisi olan yatırım enstrümanından bahsediyor olacağım. Şimdi efendim konu şu, başlığımızı da böyle attırdım ki %30 kazanmanın en etkili yolu. Ya gerçekten neden bunu insanlar göz ardı ediyorlar? Beni bu yayını ve bu YouTube kaydını itmeye teşvik eden en önemli şey bu oldu. Çünkü herhalde dedim anlaşılmayan bir nokta var ya da bazı noktalarda güvensizlikler var. Bundan dolayı insanlar birazcık daha bu konuya daha çekimser davranıyorlar. Kesinlikle bugünkü yayını izlediğinizde eminim hepiniz benimle çalışmak isteyeceksiniz. Şimdi konu şu. Şimdi bireysel emeklilik nedir? Ve aslında bireysel emekliliği niçin yaptırmamız gerekir? Böyle kısaca size bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bireysel emeklilik pek çok kurumda, eğer siz bir beyaz yakalıysanız, genelde işverenler kendi çalışanlarını tutmak için, çalışanların da aslında bu noktada kurum bağlılığını arttırmak için işveren katkı paylı olarak yaptırabiliyorlar. Veya siz bir ev hanımısınızdır, bir öğretmensinizdir veya herhangi bir yerde çalışansınızdır, bir esnafsınızdır, komisinizdir. Ben dahil, bakın ben üniversitenin ikinci sınıfından beri çalışan birisiyim ve ilk çalışma hayatıma başladığım tarihte sonraki herhalde ikinci veya üçüncü aydı benim bireysel emekliliğe girişim çok eskilerdi. Şimdi tam tarihini hatırlayamadım çünkü bir ara böyle konut için falan bir çıkış yaptım, sonra tekrar girdim vesaire. Neyse, yani hakikaten bu sistemin uzun yıllardır içerisindeyim. Bireysel emeklilik şu demek aslında, siz herhangi bir yerden SGK'lı veya bağ kurulu olabilirsiniz. Yani bir esnafsınızdır, zaten bağ kurulusunuzdur. Benim gibi yani zaten bir şirketiniz vardı, dolayısıyla zaten vergi veriyorsunuzdur. Bunlar hiç bunu yaptırmanıza engel değil. Bireysel emeklilik sizin aslında zorunlu tasarruf yaptıran, sizin kendi tasarruf etme alışkanlığınızı bu anlamda artıran ve işin nihai sonucunda da sizin içeride biriken birikimlerinizin üzerinden toplu para çekebileceğiniz veya kendinize maaş bağlatabileceğiniz bir sistem. Şimdi kafanıza şöyle şeyler gelmesin. Bu bir sigorta ürünü değil. Çünkü bazı sigorta ürünlerinin sonunda şunu diyenler de oldu çünkü bana. Sosyal medyadan duyurunca da ya Sertim işte benim işte şu kadar dolar ödemeli bireysel emekliliğim var. Hayır diyorum, o bireysel emeklilik değil. Hayır ama bireysel emeklilik. Hayır diyorum. Bak, devletin yaptığı, devletin katkı payı ödediği bir tane sistem var. Ona bireysel emeklilik sistemi deniyor. Bunu ya yaptırdığınız kurumdan teyit edin. Finalde bir bireysel emeklilik size sunuyor olabilir ama o sistem bireysel emeklilik sistemi demek olmayabilir. Onu bir kendi kurumunuzdan bir teyit ettirin. Olur mu? Hangi bankadan, hangi kurumdan yaptıysanız. Şimdi bireysel emeklilik şöyle oluyor. Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık tamamen sizin ne kadar tasarruf edebileceğinize bağlı olarak bir bireysel emeklilik hesabınıza para aktarıyorsunuz. Ve siz bu içeriye koyduğunuz, aktardığınız para ister havale yoluyla, ister benim gibi yıllardır kredi kartına devamlı ödeme yaparım. Ama o kredi kartı harcamaların içerisinde böyle bir şey olduğu için fark etmeden takır takır ödemeye devam ettiğim bir sistem haline geldi. Ya da kredi kartınızdan düzenli olarak limiti siz belirliyorsunuz. Atıyorum benim ayda 5.000 lira durumum vardır. Kredi kartımdan aylık 5.000 lira çekilsin istiyorumdur. Sizin 500 TL'lik düzenli tasarruf yapabilecek gücünüz vardır. 500 TL'ye çekilmesini istersiniz. Veya tamamen dersiniz ki ben tek seferde yıllık olarak bu sisteme dahil olmak istiyorum. Dolayısıyla yıllık olarak da tek seferde ödeme yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin
kendi tasarrufunuzun büyüklüğü ile ilgili sizin kendinizin ne düşündüğüyle ilgili ve kişiye özel bir durum. Dolayısıyla siz bir tasarruf ediyorsunuz, bireysel emeklilik hesabı başlıyorsunuz. Orada düzenli olarak bir ödeme yöntemi seçiyorsunuz. Bu ister kredi kartı, ister hesaba havale. Genelde hesaba havaleler atlanabiliyor ama kredi kartı olunca takır takır insanlar ödüyorlar. Dolayısıyla orada içeride bir para birikiyor ve işin sonunda da 10 yıl 56 yaş limiti var. Yani siz emekliliğe hak kazanmak için bireysel emeklilik sistemi denen bu sistemin içerisinde 10 yıl kalmanız gerekiyor ve 56 yaşını doldurmanız gerekiyor. Bu durumda emeklilik hakkı elde ediyorsunuz. Bir de sistemin şöyle avantajları var. Hatta bugün bu hafta bireysel emeklilik, bir dakika, emekliler haftası olması lazım. Çünkü şeyin açıklamaları vardı. Sigortalar Birliği Başkanı'nın açıklamaları vardı. Ben de onu böyle bir göz ucuyla takip ettim. Bireysel emeklilikte biriken toplam büyüklük 561 milyar TL'ye ulaşmış. Bu çok ciddi bir büyüklük. Ama benim şunda tereddütüm var. Yani bireysel emeklilik sistemi içerisinde dahil olmuş kişiler bu kendi tasarruflarıyla ilgili ne kadar doğru yönetiyorlar bu tasarruflarını, ne kadar doğru yatırım fonlarında kalıyorlar, orada bir tereddütüm var. Hani bir şekilde girmişler sisteme, ister zorla işveren bunu yaptırdığı için, ister bir şekilde bir yerden duyduğu için veya bugün benim yayınımı izlediği için. Ama tabii önemli olan o yatırım fonlarının, yani sizin sisteme aktardığınız fonların ne kadar ciddi ve ne kadar doğru tarafta değerlendirildiğim, bu konu mühim. Oraya geleceğim ama şimdi bir tane küçük nokta var burada. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir tanesi, siz aylık düzen tasarruf ediyorsunuz. Bu sistemin içerisinde bir kendi tasarrufunuz ne kadar olabilecekse aktarım yapılacağınız. Oraya bir bireysel emeklilik sistemine para aktarıyorsunuz ama siz ne kadar aktarırsanız devlet bu sizin aktardığınız rakam kadar aslında... Şöyle söyleyeyim, bunun üst limiti %30. %30 sizin her koyduğunuz paradan size devlette bir şey yapıyor. Hesabınıza, emeklilik fonuna, sizin kendi hesabınıza bu arada. Çünkü buna da böyle bir kafasında soru işareti kalanlar oluyor. Acaba hani başka bir yere mi aktarıyor, vermez mi falan. Yok, vallahi sizin bireysel emeklilik hesabınız hangi kurumdaysa kendi hesabınıza, zaten bir örnek var göstereceğim oradan da. Kendi hesabınızda da görüyor olacaksınız bunu. Yani şunu demek istiyorum. Siz 1000 lira tasarruf edebiliyorsunuz ayda. Sizin 300 TL, yani %30 da devlet katkısı. Daha 1000 lira koyduğunuz anda hesabınıza bir sonraki ay 300 TL devlet katkısından dolayı hesabınıza geçiyor. Yani sizin daha kafadan 1000 lira koyup 1300 lira almanız gibi. Daha düşünün ki o 1000 liranız da mevcut seçtiğiniz yatırım fonlarına değerleniyor olacak. Yani o paranız da değerlenecek ama daha kafada bana bir yatırım enstrümanı söyleyin ki, o kadar çok soru geliyor ki, saatim altın malıyım, saatim dolar malıyım, saatim gümüş malıyım. Çünkü çok yüksek enflasyonist bir ülkedeyiz. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonu yaşıyoruz. Yana yakınlaşta son iki yıldır zaten herkes aman paramı konuta mı yatırayım, aman paramı işte taşıt malıyım derdindeydi. Çünkü zaten para durduğu yerde eridiği için. Bu tutarlar özellikle, tabii çok büyük tutarlarda bireysel emekliliğe aktarım yapanlar da var. Onlarda bazı daha böyle teknik trikler var. Çünkü özellikle stopaj avantajından dolayı sistemde, çünkü kaldığınız zaman çok ciddi bir stopaj avantajı elde ediyorsunuz. Büyük tutarlar için biraz onların yaptırım amacı bu olabilir. Ama daha hani bir beyaz yakalısınızdır, bir yerde çalışıyorsunuzdur, bir esnafsınızdır ya da bir kadınsınızdır, çocuğunuz için bunu düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü 18 yaş altına da bireysel emeklilik yapılması ile ilgili bazı teşvikler geldi. Hatta bu %25'li devlet katkısının limiti, onu da %30'a çıkarttılar. Dolayısıyla ben kendi iş yaptığım çok büyük yatırımcılar dahil kesinlikle bireysel emeklilik sistemini öneriyorum. Sistemde de tasarruf etmenizin, hem düzenli tasarruf etmeniz anlamında avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hem de devlet katkısının %30 olması hiçbir yatırım enstrümanında yok. Hatta şöyle, hani 1000 lira tasarruf edenler için belki 300 lira koymuş olmak, yani devlet 300 lira koymuş olması böyle kafalarında bir şey yaratmış olmayabilir ama şöyle düşünün. Devlet bunu brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar olan kısım için maksimumda veriyor. Yani şunu demek istiyorum. Siz diyelim ki 140 bin lira, yani şu anda tabii asgari ücret revize olduğu için sizin bireysel emekliliğe aktardığınız brüt asgari ücret tutarı 13 bin liralarda olduğunu düşünelim. Dolayısıyla 13.414'ü 12 ile çarptığımız zaman ne yapıyor? 160 bin lira yapıyor. Yani siz bir yıl 160 bin lirayı ister
daha Ocak 2023'te koymuş olun. İsterseniz aylık aylık tasarruf etmiş olun. Bu videoya her ne zaman denk geldiyseniz, ister yıllık tek sefer yapın, ister aylık olarak yapın. Siz 160 bin lirayı bu sisteme koyduğunuz an devlet sizin maksimumda %30 devlet katkı payı olduğu için sizin o 160 bin liranıza bakın ne veriyor? 48 bin, yani şöyle diyeyim, 13.414 asgari brüt ücret tutarı, bunu 12 ile çarptım. 160.968 maksimize edeceğiniz devlet katkı payı tutarı. Bunun da %30'u dediğimiz zaman 48.290 TL, düşünebiliyor musunuz? Yani siz 160 bin lira koydunuz, 48 bin lirasına devlet koydu. Daha kafadan yatırımınız ilk birinci ay 208 bin liraya yükseldi. Ya böyle bir yatırım enstrümanı var mı? Valla varsa bana da söyleyin. Onun için bu bireysel emeklilik sistemini ben yaptırmıyorum. Ben bilmiyorum, sistemde vardım ama çıktım diyenlere gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Kesinlikle şuradan kaynaklandığını düşünüyorum. Muhtemelen bu devlet katkı payı tutarını birilerinden duydunuz ama hesabınızı belki kontrol etmediğiniz için ne kadar yatırıldı onu bilmiyorsunuz. Veya çok küçük yaptığınız için, yani diyelim aylık 500 lira yapıyorsanız düzenli. Şimdi ona 500 liranın da tabii %30'u ne kadar oluyor? 150 lira oluyor. Dolayısıyla o 150 lira belki sizin çok böyle dikkatinizi çekmemiş olabilir. Ya da siz bu yatırım fonunu, yani siz şimdi ne yapıyorsunuz bireysel emekliliğe sistemine dahil olduğunuz zaman? Siz şimdi bir aylık veya yıllık bir tutar yatırdınız buraya. O seçtiğiniz yatırım fonlarına değerleniyor. Muhtemelen seçtiğiniz yatırım fonları o kadar atıl fonları seçtiniz ki bu seçtiğiniz yatırım fonlarının gerçekten doğru bir getiriden ve bir performanstan faydalanamadığı için bireysel emeklilik sistemini baştan reddediyorsunuz. Yani muhtemelen hata sizin seçtiğiniz yatırım fonlarının iyi getirmemiş olması. Yoksa bir senede, ve bunu her yıl yapıyor devlet, yani bir senede daha kafadan %30 kazandıran başka bir yatırım enstrümanı, hatta ben size şöyle söyleyeyim, özellikle danışman tarafında bana ulaşanlarda böyle kredi kulun, ki ben bunu asla tasvip etmememe rağmen, kredi faiz oranları böyle birler falan seviyesindeyken, birlerin altındayken, işte yıllık maliyeti 12'ye olup da gelip bireysel emeklilik sisteminde %30 kazandırdığı için daha kafadan kredi çekip bireysel emekliliğe yatıranlar oldu. Ama tabii şu anda artık mantıklı değil. Çünkü zaten kredi faiz oranları da aylıkta %2'lerin üzerine geldiği için. O seçim öncesi dönemde bunu yaptırmak makul. Dediğim gibi bu videoyu belki 2028 senesinde izliyor olacaksınız. İnşallah ilk bu yayını çektiğim zaman izleyenlerden olursunuz ki sistemin gerçekten genel mantığını anlıyor olun. Şimdi iki tane şey var. Hemen bunu size göstermek istiyorum. Kafalardaki soru işaretini netleştirmek anlamında. Ne demiştik? Sistemde 10 yıl kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız gerekiyor. Bunun için hemen Onurcuğum bir görselde gösterirsen şu stopaj avantajlarının ne olduğunu. 10 yıl 56 yaş için bizim şimdi stopaj kesintisi neymiş? 10 yıldan önce sistemde çıkmanız durumunda getiri üzerinden %15. Bak zaten şu anda TL mevduatlarda stopaj, hani yatırım fonlarında %10 ama zaten normalde %15 mevduat yapıyorsanız. DTH yapıyorsunuz, dövizdeyseniz %25 stopaj oranı. Şu anda bu sistemde neymiş? 10 yıldan önce çıkarsanız %15'miş. 10 yıl süreyle kalıp 56 yaşını doldurmadan önce, yani 36 yaşındayım, 10 yıl kaldım sistemde 46, 46 yaşında çıktım, 56'yı beklemiyorum. O zaman ne oluyormuş? Bak %10 kesiliyor stopaj. Yine avantajlı. Zaten içeride kaldıkça tutarınız, onun üzerinden herhangi bir stopaj kesilmiyor. Sistemde kaldığınız süre aslında siz devlete verdiğiniz stopajı, bütün o sistemin içerisinde şöyle söyleyeyim size. Sizin bankada bir 500 bin liranız var. Burada her ay stopaj ne veriyorsunuz? Mevduat, aylık mevduat yapıyorsanız 500 bin TL'de. İşte diyelim ki %40 faiz aldığınızı düşünelim ya da %35 aldığınızı düşünelim. Siz her ay zaten kafadan stopajı veriyorsunuz o 500 bin TL aylık mevduat faizinde. Burada ise 500 bin TL'yi hiçbir şekilde çıkana kadar stopaj ödemiyorsunuz. Aslında siz o stopaj oranının getirisinden de seneler itibariyle faydalanmış oluyorsunuz. Onun için büyük tutarlardaki trik diye kastettiğim şey buradaydı. Ama siz makul, yani yıllık sadece devlet katkı payını maksimize edecek kadar, yani diyelim ki yıllık 160-170 bin TL'lik yaptırmış bir, bu sistemin içerisine dahil olmuş bir kişiyseniz o zaman zaten sizin için stopaj süreleri bu şekilde 10 yıl içerisinde, eğer yaşınız 36 ise 10 yıl sonra 46 olup sistemden çıkarsanız sadece getiri üzerinden %10 ödeyeceksiniz.
Ama 46 yaşında yaptırdınız. 10 yıl sonra 56 yaşında doldurmuş olacağınız için bir sonraki stopaj oranı olan %5'e düşmüş olacak. Çünkü neden? Emeklilik hakkını kazanabilmek için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla 46 yaşında yaptırmış olan bir kişi 10 yıl sistemde kalınca 56 yaşında gelmiş oluyor. 10 yıllık 56 yaşını da doldurup sistemden çıkarsa %5 olan getiri üzerinden çok ciddi bir stopaj avantajından faydalanmış oluyor. Şimdi bu devlet katkı payını sırf devlet katkı payı için bunu alabiliriz ekrandan. Şimdi sırf devlet katkı payı için yani şunu demek istiyorum. Şöyle düşünenler daha cin fikirli düşünenler olabilir. Ya Sait Hanım o zaman bu böyle devlet katkı payı %30'sa ben o zaman bankadaki 1 milyon liramı getireyim %30 veriyor diye devlet 1 milyon liramı koyayım bireysel emeklilik sistemine. Madem %30 veriyormuş oradan 300 bin lira mı alacağım diyenler için hayır efendim devlet de tabii ki bunu düşünmüş. Maksimum belirlediği yıllık bazda maksimum belirlediği bir üst limit var. Yani diyor ki sen bir yıl içerisinde brüt asgari ücret tutarının çarpı 12 yani brüt asgari ücret tutarı yeni revize olduğu için işte 13 bin kusur çarpı 12 160 bin liraya kadar hani kusurat var ama 160 bin liraya kadar sen bana bireysel emekliliğe aktardığın tutarın %30'unu ben sana diyor veriyorum ama sen diyor 200 bin lira da aktarsam 500 bin lira da aktarsam 1 milyon lira da aktarsam ben üst limit 160 bin lira belirlediğim için sadece o kadarın diyor sana %30'unu veririm. Yani sen öyle 1 milyon lirayı getirip bana yatırırsan sana 300 bin lira vermem. Sana 160 bin lira yatırmışsın gibi devlet katkı payı olan 48 bin liranı veririm diyor. Şimdi bunu böyle daha da cin fikirli düşünenler olabilir. İyi o zaman Saadet Hanım şöyle yapsak olur mu? Ben işte 300 bin liram var bankada. Şimdi 150 bin lirasını 2023'te koyayım. 2024'te de 150 bin lirasını koyayım. Aman %30 kafadan zaten bir de fonlar değerlenecek. Onları zaten şimdi size göstereceğim. Kafadan bir de ben şey yapayım. %60 sadece 2 yıl için devlet katkı payını alıp sonra da sistemden çıkarım. O ne güzel diyenler için. Efendim onunla devlet düşünmüş tabii. Hemen ikinci bir görselimiz var. Onur'dan rica ediyorum YouTube'daki arkadaşımdan. Ha şimdi devlet de diyor ki sen diyor öyle düşünüp de diyor bu sisteme girdiysen diyor ben de seni diyor. Şöyle de diyor kısıtladım diyor. Diyor ki sen diyor ilk 3 yıl içerisinde bireysel emeklilik sisteminden ayrılman durumunda diyor. Sadece diyor benim o hani senin hesabına gönderiyorum ben o devlet katkısını ama diyor. Yani 160 bin liranın 48 bin lirasını sana koyduğum sen onu gördün hesabında ama diyor. Sen ilk yıl çıkarsan ben sana onu vermem 48 bin lira olarak diyor. Neyi veririm sana diyor. 3. yıl sonuna kadar sadece %15'ini veririm diyor. Yani sen 3 yıl içerisinde ayrılırsan o 48 bin lira hak ettin ya yıllık. 3 yıl içerisinde 48 diyelim. Sen ne kadar ödedin? Yani 48 çarpı 3, 144 bin lira ödedin 3 yıl. Sen sadece bunun %15'ini alabilirsin diyor. Yani sen sadece diyor 21 bin TL'yi alırsın diyor. Kalan diyor 120 bini diyor bırakacaksın diyor. Çünkü ben diyor sistemde uzun süre kalmanı istiyorum. Dolayısıyla bunu demek istiyorum. Yani 3 yılın sonunda eğer sistemden ayrılırsanız %15'ini sadece alabiliyorsunuz. Sizin hesabınıza yatılan devlet katkısı dahi olsa çıkmak istediğiniz zaman %15. 6. yılın sonunda %35, 10. yılın sonunda %60 emekliliğe hak kazandığınızda ise devlet katkısının tamamını alabiliyorsunuz. Yani şöyle diyelim ben 25 yaşındayım 10 sene sistemde kaldım 35 yaşındayım devlet katkı payı hesabıma yatırıldı ama ben 35 yaşında sistemden çıkarsam o toplam devlet katkısının %60'ını alabiliyorum. Çünkü emeklilik olması gereken yaşım 56 olduğu için. Bunu da alabiliriz Onurcuğum görseli. Şimdi asıl bireysel emeklilikle ilgili çok dediğim gibi bence en önemli kısım sizin sistem zaten aşırı mantıklı. Böyle bir teşvik de devletin herhangi bir yatırım enstrümanında yaptığı bir teşvik değil. Fakat sizin kafanızı karıştıran benim bana sosyal medyadan gelen sorulardan anladığım siz bu yatırım fonlarında neyi tercih etmeniz gerektiğini doğru yapamıyorsunuz. İşte bunun için finansal okuryazarlık gerekiyor. Onun için bana müracaat etmeniz gerekiyor. Aslında konuşuyor. Hakikaten bu yayınları izleyerek finansal bilgi düzeyinizi yukarı çektiğinizde siz bireysel emeklilik fonlarında da hangi en azından üst başlıklarda yatırım yapacağınızı birazcık da böyle bilgi sahibi olabilirsiniz. Bakın benim burada
Emeklilikten memnun olmayanlar, yani bu sisteme girip memnun olmayanların eminim ki %99'u doğru yatırım fonunda kalmadığı ve parası doğru değerlenmediği için memnun olmayanlardan oluşuyor. Yoksa sistemde bir memnuniyetsizlik mümkün değil, olamaz. Şimdi bir tane hemen böyle getiri şeyim var. Onu bir göstermeni istiyorum Onurcuğum. Evet, bu süper. Ben şunu koydurdum. En çok kazandıran bireysel emeklilik fonları türleri diye. Yıl başından bugüne kadar bir grafik görsel görüyorsunuz. Sol tarafta hani böyle gri, koyu yeşil, açık yeşil diye sol tarafta gördükleriniz. Bir de bu tarafta altının, borsanın ve doların ne oldu? Bakın, BIST 100 yıl başından bugüne kadar sadece %8,5 getirmiş, değil mi? Yani borsa, sen borsaya gelmişsen, endekse geldin, 2023 sene başında borsaya girdin. Bizim endeksimizde senin %8,5, zaten endeks 5000 kusurlardaydı, 5500'lerdeydi. İşte şimdi yeni 6000'lere geldi. Dolayısıyla sene başından bugüne kadar borsa %8,5 değer kazandırmış. Dolar özellikle seçim öncesi sonrası, o biliyorsunuz çok sabitlenmişti, çok bastırılmıştı. Dolayısıyla dolar sene başından bu zamana kadar %39,45 kazandırmış. 2023 sene başı, belki siz bu yayını 2025'te izleyeceksiniz, onu bilemiyorum. Dolayısıyla 2023 sene başından dolar kuru yayının yapıldığı işte 5 Temmuz tarihine kadar %39,45 kazandırmış. Euro %41,91 kazandırmış. Altın %47,36 kazandırmış. Şimdi bakın, siz bu ana başlıklara göre eğer kendi yatırım fonunuzu bu başlıklar doğrultusunda bireysel emeklilik sistemindeki yatırım fonlarını da tercih ettiyseniz, bakın ne kadar ciddi kazançlar olmuş. Yani altın %47 getirirken o ilk başta gri açık çizgi 48,50 ile altın fonları böyle ciddi bir getiri elde etmişler. Ya Sait Hanım, altın %47 getirmiş diyorsunuz ama altın fonu nasıl 48,5 getirmiş ise, orada demek ki fon yöneticisi alsat yapmıştır, içinde bir trade yapmıştır. Dolayısıyla böyle bir getiriyi yatırımcılarına sağlamıştır. Dolayısıyla bakın böyle aşağı doğru en son kırmızıya doğru 26,70'e düşüyor. Mesela siz düşünebiliyor musunuz? Mesela bir bireysel emeklilik fonunda aynı dönem içerisinde siz altını tercih etmiş olsaydınız %48,5 değerlenecekti. Hani ne demiştik? Aylık 1000 lira koyuyorsunuz veya yıllık devlet katkı payını maksimize edecek kadar 160 bin liranızı koyduğunuzu düşünelim. Şimdi siz o 160 bin lirada düşünebiliyor musunuz? %48 para kazanıyorsunuz. Hem bireysel emeklilikte tercih ettiğiniz doğru fonlardan dolayı, bir de üstüne %30 devlet katkısı var. Yani 48+30 en az bu işte %78 para kazandınız. Yahu böyle bir para kazanma şeyi varsa gerçekten, hani kim memnun değilse bana getirin, ben bunu ona izah edeyim, onu demek istiyorum. Olayın özeti bu. Bir de bir başkasında da, evet burada da şey koymuşum, yıllık ne getirmiş. Yani 5 Temmuz 2022'den 5 Temmuz 2023'e kadar yıla yıl baktığımız zaman hangi yatırım araştırma ne getirmiş. Özellikle BIST'in tabii sene başından beri performansı kötü ama özellikle geçen yıl hatırlayacaksınız. Geçen yıl yaz sonu, yaz döneminde borsa inanılmaz bir rally yapmıştı. Bilenleriniz, borsa yakından takip ederiniz bilecektir. Yıl bazında, yani Temmuz 2022, Temmuz 2023 baktığımızda yıldan yıla bakın borsa ne kadar ciddi, %152 getirmiş. Dolar sadece %53 getirmiş. Euro %62 getirmiş. Altın %67 getirmiş. Bu ikisini neden koymak istedim size? Bir öncekini tekrar gösterir misin Onurcuğum? Hani bir öncekiyle bunun arasında ne fark var? Yani borsa %8 sene başından beri getirmesiyle, bakın burada borsa sene başından beri %8 getirmişti. Ama yıldan yıla getirmesinde, şimdi tekrar yine son grafimize dönelim. %108, %152. Yani bunun önemi nedir? Eğer siz doğru yatırım fonunda kalmışsanız, bakın sene başından beri borsa iyi getirmemiş ama bir yıllık performans da iyi getirmiş. Demek ki sizin yatırım fonu tercihiniz bireysel emeklilik sisteminde çok çok önemli. Dolayısıyla bunu artık kaldırabiliriz. Bunu şunun için ifade ettim. Gerçekten sistem çok doğru bir sistem. Kesinlikle benim önerdiğim, büyük küçük hiç fark etmez, tasarruf edebilen herkese önerdiğim bir sistem. Ama burada en önemli nokta bunun yönetimini nasıl sağlayacağınız, hangi fonda duracağınız. Şimdi bu yayın içerisinde ben size şu fonda durun, bu fonda durun diyemem. Çünkü ben
içerik olarak bu bireysel emeklilik yatırım fonlarında tek tek bakmamız lazım. Ya da sizin mevcut bir fonunuz vardır. Orada sizin en azından benim yayınları takip ederseniz hani ana başlıklar bu dönemde daha işte doların gitme potansiyeli var. Ben mesela sene başında daha çok altın gitmiştim çünkü dolar kuru özellikle yükseliş beklediğimiz için seçim sonrası dönemde de aynen %30 zaten dolar kurdaki yükselişi gördüğümüz için ben kendi yönettiğim bireysel emeklilik yatırımcılarımda performans olarak özellikle altını tercih etmiştim daha muhafazakar olan taraftaki yatırımcılara. Ama sonra bu performansı gördükten sonra altın ağırlığını düşürttüm mesela. Hemen seçimlerden sonraki yani daha doğrusu şu Temmuz o hatta Haziran sonu gibi Temmuz başı gibi orada birazcık ağırlığını azalttım. Şimdi bunun için bir finansal okuryazarlık gerekiyor. Şimdi iki yöntem söyleyeceğim tabii ki size. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız ben özellikle geçen sene böyle bir yapılanmaya gittim diyeyim. Sonuçta ben zaten danışmanlık veriyorum ama özellikle bana bu konuda çok soru geliyordu. Sait Hanım bir şekilde biz sizinle çalışmak istiyoruz. Benim hani daha küçük montanlardaki tutarlarda nitelikli yatırımcılarla iş yaptığım için daha küçük montanlardaki tutarlarda çalışma şansım yok. Ama bireysel emeklilik üzerinden eğer benimle çalışmak isterseniz burada Ayşe Hanım benim asistanım 0535-520-8897 kendisine buradan ulaşabilirsiniz. Hem sıfırdan yeni BES yaptırmak isteyenler hem mevcut bireysel emekliliğiniz vardır. Bunların yönetimiyle ilgili bilgi almak istiyorsunuzdur. Dolayısıyla ulaşmanız gereken telefon numarası Ayşe Ünlüyol benim asistanım. Benim internet sayfam www.ekonomidesaadet.com. Oradan da eğer bilgi almak istiyorsanız oradan da hani bir şekilde Ayşe Hanım üzerinden yine telefon numarasını ulaşıp oradan da yine benden bilgi alabilirsiniz. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle sorularınız vardı. Ben bununla ilgili bir yayın yapacağımın duyurusunu söylemeden önce birkaç tane soru var. Onları hızlı hızlı cevaplandıracağım. Ama bir tane yatırımcımın hani kafada bir dakika sorulara gelmeden önce Onurcuğum bir şey vardı. Bir küçük görsel vardı. Ben hemen bu yayına geçmeden önce böyle hızlıca bir şey hazırladım. Böyle bir şey var toplam 1.575.028 TL diye gözüken. Şunu hemen paylaşabilir miyiz? Son gösterdiğim görseldeki. Şimdi bunu ben inanın böyle yayına girmeden önce benim kendi yatırımcımın bir tanesi hemen görselini göstermek istedim. Şimdi ben geçen sene çok büyük bilindik kurumlardan bir tanesinin bireysel emeklilik yatırım fonlarına zaten hem danışmanlık yapıyorum ve o fonun bütün alt kırılımlarını biliyorum. Şimdi benim yönettiğim ve en muhafazakar yatırımcı, bu arada bunun içerisinde hisse senedi yok bak onu söyleyeyim. Bize aktardığı zaman Haziran 2022'ymiş yani yürürlük tarihi diye yazan 7 Haziran 2022'de çalışmaya başlamışız bu kişiyle ve 710.600 ne kadarmış gelen tutarı aktarımla gelen tutarı 666.812 TL'ymiş. Yani bana aktardığı zaman 666.812 TL'si varmış. Ve o dönemde bakın arada tabii aylık tasarruflar yapmaya devam ediyor ya. Ayda da 5.000 lira ödeyen bir yatırımcı bu. Bakın şu anda yatırım fonunun büyüklüğü ben bunu Haziran sonunda aldım. Yani size hemen böyle kısaca bir fikir versin diye. Eğer doğru yatırım fonunda kalırsanız ne kadar ciddi bir getiri elde ediyorsunuz bunu göstermek için bu yatırımcının böyle bilgisini sizinle paylaşıyorum. Yatırım fonunun şu andaki tutarı bakın 666.812 TL'si 1.451.745 TL'ye ulaşmış. Devlet katkısı 78.659 TL'ymiş. Devlet katkısının tabii o geldiği zamanki 78.659 tabii arada ödemeye devam ettiği için toplam devlet katkısı tutarı 123.283. Yani bu zamana kadar aynen siz şöyle görüyorsunuz bireysel emeklilik sistemine girdiğinizde yatırım fonunuzun toplam büyüklüğünü görüyorsunuz. Mesela 1.451.745 artı 123.283. Bakın bu yatırımcımın yatırım tutarı ilk Haziran 2022'de 666.812 TL'den bugün toplamda devlet katkısı dahil 1.575.028 liraya yükselmiş. Siz kendi bankadaki tasarrufunuza böyle bir kazanç elde ettiniz mi? Ve üstelik dediğim gibi en muhafazakar yatırımcı. Bunun içerisinde hisse senedi yok.
biz işte seni de koymuş olsaydık, yani daha risk sevebilen, dolayısıyla bu anlamda da ben risk alırım diye doğru bir tercih yapmış olsaydı, inanın getirisi çok daha yüksek olacaktı. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ben bu yayının duyurusunu yaptığımda kısa kısa hemen sorularınıza değinmek istiyorum. Onur, hemen bunu kaldıralım. Kısa kısa sorulara değinelim. Eğer varsa sorunuz lütfen bu yayın, bu YouTube kaydı herkese açık. Normalde ben yorumlarımı Katıl üzerinden yapıyorum. Evet, Katıl çok cüzi bir ücreti var ama orada da gelen soruları cevaplandırıyorum. Burada yayının, böyle bir yayın yapacağımı söylediğimde gelen 3-4 tane en azından size fikir verebilecek soruları da hemen buraya taşımak istedim. Şimdi hızlıca hemen ilk soruda ne demiş? Sait Hanım, ben çocuklarım için 3 yıldır hisse yatırımı yapıyorum. Aldığım kağıtları söylemiş. Uzun vadeli demiş, BES mi daha getirir yoksa hisse mi? Bunu merak ediyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Bakın, az evvel size şunu söyledim. Uzun vadede size elbette hisse senedi kesinlikle doğru bir yatırım enstrümanı olmakla paralel. Seçtiğiniz hisseler her zaman, yani bir Şişecam, Tüpraş, Ford yıllar itibariyle en iyi getiren hisseler olmayabilir. Eğer bir yatırım fonunu tercih ediyorsanız ve bu bir doğru bir yatırım fonuysa, hisse fonlarının performansı, 5 yıllık performanslara baktığınız zaman binli seviyelere gelmiş, yani yatırım fonunu yöneten kişi çok aktif yönetmiştir. Sizin seçtiğiniz hisselerden çok daha başarılı bir yönetim tarzı benimsemiş olabilir. Dolayısıyla Saadet Hanım, hisse mi yapayım, BES mi yapayım sorusuna ben derim ki ikisini de yapın. Yani sizin, çünkü devlet katkısı denen %30 böyle bir teşvik veriyorken şu andaki hükümet, niçin bundan faydalanmayasınız? Siz hem bir hisse tarafında bir portföyünüz olsun, hem de aylık 500-500 çocuğunuz için böyle bir tasarruf ve devlet katkısından faydalanın. Ben inanın en ideal, yani ayda 1000 lira 1500 lira ya da bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Ya Saadet Hanım, 150 liram var, Saadet Hanım 200 bin liram var. Ben altın mı alayım, döviz mi alayım? Yahu piyasa emekliliğe koyun. Bunu yaşınız geçkinse bile yapabilirsiniz. Çünkü çok ciddi bir stopaj avantajı var. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz mevduat yaptığınızda %15 stopaj ödüyorsunuz. Diyelim ki 60 yaşındaki bir kişi. Yani 60 yaşında, şimdi şey bir örnek verdim. Orada çünkü daha farklı kriterler de var ama hadi sizin diyelim ki 53 yaşında olduğunuzu düşünelim. 200 bin lira da öbür topu tasarrufunuz var. Ya yani bireysel emekliliğe koysanız arada böyle hani gene elinize 40-50 bin lira geçtikçe öyle bir tasarrufunuz da varsa, hani yıllık bunu bile yapsanız gene siz devlet katkısından ve hem de stopaj avantajından dolayı çok avantajlı duruma geleceksiniz. Dolayısıyla bu sorunuzun cevabı, hisseyi de yapın, bireysel emeklilikte düzenli tasarruf yapabiliyorsanız yapın. Çünkü seçtiğiniz hisseler her zaman en iyi getiren, eğer çok aktif yönetmiyorsanız her zaman onu bir arada bir kontrol etmeniz lazım. Her zaman en iyi getiren hisseler olmayabilir. Bu tarafta fon yönetimi çok daha aktif yapıldığı için. Hemen diğer soruya gelelim. Saadet Hanım, bireysel emekliliğim. Ben sizden yardım almak isterim. Evet, benden yardım almak isteyenler Ayşe Ünlüyol üzerinden 0535-520-8897. Burada WhatsApp üzerinden bir mesaj yazarsanız, hani çok telefon trafiği olursa diye söylüyorum. WhatsApp üzerinden mesaj yazsanız Ayşe Hanım zaten size hemen ivedilikle dönüş yapar. Dolayısıyla ben bunun için bir ücret de almıyorum. Eğer kendi fonlarınızı aktarım üzerinden benimle çalışarak yönettirmek istiyorsanız ben zaten bunun yönetimini yapıyorum. Hatta bir derneğe yardım yapmanızı istiyorum. Çünkü bunun için ben bir ücret almıyorum. Bu da uzun soluklu bir ilişki. Dolayısıyla bunu zaten detaylarını Ayşe Hanım sizinle paylaşır. Hemen başka bir soruya geçelim. Benim 5 ne demiş? BES'e yıllık bazda devlet ne kadar para yatırmamız gerekli? %30 devlet katkısı alabilirim. Sınırı var mı? 46 yaşındayım. Kızımın geleceği için düşünüyorum. Kızım 11 yaşında, 6. sınıf öğrencisi. BES mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı. Devletin katkı payını maksimize etmeniz için her yıl asgari ücret tutarını revize ediyoruz. Şöyle bir çok yüksek enflasyondan dolayı. Bir ona dikkat edin. En son 13 bin liraydı ya, 13 bin kusurdu şu anda zaten son rakam ama tabii bu yine 2024 Ocak'ta revize olacaktır. Ama şu an 13 bin lira olduğunu düşünelim. 13.400 çarpı 12. Yani siz maksimum devlet katkısını alabilecek kadar asgari ücretin brüt yıllık tutarı, yani 160.918 liraya kadar yaptığınız bütün tasarruflardan 48 bin lira devlet katkısı elde edebiliyorsunuz. Kızınız için de yaptırabilirsiniz, 18 yaş altında olduğu için. Bence yaptırmanız mantıklı ama burada siz 46 yaşında olduğunuz için şöyle kritik bir şey var. Kendiniz üzerinden yaptırın, çünkü siz 10 yıl sonra 56 yaşında olmuş olacaksınız ama kızınız için çok daha uzun bir zaman var.
Yani ilk besi önce kendiniz üzerinden eğer başlatmadıysanız başlatın. Sonra 10 sene sonra kızınızın üzerine geçersiniz. Stopaj avantajından dolayı söyledim. Daha detaylı bilgi almak için dediğim gibi Ayşe Hanım'a lütfen ulaşıyor olun. Daha doğrusu Ayşe Hanım sizi bana yönlendirir. Benim besim yok tavsiye ediyor musunuz? Altın uzun vadede pek kazandırmıyor sanki. Vallahi benim besim yok diyene kesinlikle yaptırın dedim. Altın uzun vadede pek kazandırmıyor. Lütfen yayının ortalarındaki 14-15. Dakikada yıllık altın fonlarının getirisini size göstermiştim. Lütfen çok pardon. Oraya bir geri dönüp bakarsanız demek ki siz doğru yatırım fonunda kalamamışsınız. Ondan dolayı getiriniz düşük kalmış. Hemen bir başka soruya bakalım. Bireysel emek uygulamayı tam anlayamadım. Nasıldır? Yurt dışında yaşayanlar için geçerli mi? Biraz bilgi verir misiniz? Efendim sadece Türk vatandaşı olmanız yeterli. Eğer çifte vatandaşlığınız varsa ama siz yurt dışında olabilirsiniz de aynı zamanda Türk vatandaşlığınız da vardır. Türk vatandaşları için %30 devlet katkısı var. Dolayısıyla sizin yurt dışında olmanız bireysel emeklilik yaptırmanızı engel değil. Dolayısıyla yaptırabilirsiniz. Onun için hani %30'dan faydalanmak istiyorsanız bu şekilde yaptırabilirsiniz. Bir tane son soru vardı. Ağırlık benim besim var. Ağırlık altın fonda bir de fiziksel altınım var. Şu an elimizde olan altın bozuk besi aktarmak mantıklı olur mu? Yapacağınız programda buna da değinir misiniz demiş. Değindim ama şöyle elinizdeki fiziksel altını bozdurup bireysel emekliliğe aktarmak yani tutarınızı bilmiyorum, sizin risk yapınızı bilmiyorum. Bu çok spesifik bir danışmanlık sorusu. Yani sizi gerçekten doğru tanımak lazım. Elinizdeki toplam tasarrufu bilmem lazım. Yani bunu 5000 lira için diyorsanız aylıkta zaten düzenli tasarruf yapacaksanız yapın derim. Ama çok daha büyük meblağ vardır. Doğru olmayabilir. Onun için bu sorunuz çok kişiye özel bir soru. Bence bireysel emeklilik yani fiziksel altınız dursun. Genel bir yorum yapmış olayım. Aynı zamanda bireysel emekliliği de yaptırıyor olun. Bir tane son bir şey kalmıştı galiba. Evet Sait Hanım, bireysel emeklilik çıktığında 3 sene yaptım sonra çıktım. Niye çıktınız? Kazanç getirisini görünce. Çünkü doğru yatırım fonunda kalamamışsınız. Bence bu yayını izleyenler bunu çok net anladılar. Kira getirim var ve bunu fon olarak değerlendirmeye başladım. Sizce ayrıca bireysel emekliliğe tekrar başlamalı mıyım? Eğer uygun olduğunu düşünüyorsanız sizinle çalışmak isterim. Aylık 1500 lira ayırabilirim. Teşekkür ederim demiş. Evet ben uygun olduğunu düşünüyorum. Zaten yayının başından beri anlattım. Eğer gerçekten benimle çalışmak istiyorsanız Ayşe Ünlüyol üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Başka bir yerden de yaptırabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi bu bireysel emeklilikte en önemli kritik detay devlet katkısının %30 olması haricinde en önemli olan konu seçtiğiniz yatırım fonlarıdır. Yatırım fonunda da ya profesyonel destek almanız lazım ya da bireysel emeklilik tarafında böyle bir algoritmalar var. Doğru takip ediyor olmalısınız. Ya da finansal okur yazarlığınız. Yani Sait Hanım sen de kendinle çalış diyorsun. Ama ne yapayım şimdi ben ne yaptığımı biliyorum. Ya da gerçekten finansal okur yazarlığınızı arttıracak şekilde bu YouTube yayınlarını takip edeceksiniz. Birazcık daha gündeme eğileceksiniz. En azından genel başlıkta o dönem içerisinde hangi yatırım daha çok kazandırıyorsa fon seçtiğiniz fonda da en azından üst başlık olarak bireysel emekliliğinizde bunu tercih etmeniz çok doğru olacaktır. Efendim bence çok detaylı bir bireysel emeklilik yayını oldu. Bu yayını izleyip kesinlikle en doğru ve tatmin edici içerik ve bilgiyi aldığınızı düşünüyorum. Varsa kafanızda netleşmeyen lütfen bu YouTube kaydının altına yazınız. Ben de bir sonra eğer bireysel emeklilikte soru cevap gibi bir küçük belki bir video çekeriz. Orada sorularınızı cevaplandırıyor olurum. Lütfen Ekonomide Saadet YouTube'a abone olmayı, katıl ile destek vermeyi. Çünkü orada çok daha spesifik, net dolar, altın ve piyasa ile ilgili yorumlar yapıyorum. Abone olmayı, çok cüzi bir abonelik var. Bir cep telefonu bedeli faturası kadar. Dolayısıyla abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.